Esselamu Aleyküm kıymetli izleyiciler Bugün bu videomuzda sizinle Amentü duasının doğru okunuşu Doğru telaffuzu Konusunda bir çalışma yapacağız Hepinize şimdiden kolay gelsin Allahu Ekber Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri Öyle devam ediyor. Ee, bildiğiniz gibi imanın şartları sayılıyor bu duada. Ee, dikkat etmemiz gereken yerler şuralar. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi dedikten sonra ve rusulihi buraya genelde ve rasulihi diye telaffuz edenleri çok görüyoruz. Ve rusulihi. Neden rusul? Çünkü bütün peygamberlere İmandan bahsediliyor imanın şartlarında. Rusül kelimesi, Rasul kelimesinin çoğulu. Onun için Rusül kullanılıyor burada. Ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih diye de durabiliriz. Böyle durduğumuz zaman dilimiz la nüferriku beyne ahadim mir rusulih diye amene rasulüye kayabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için ve kütübihi ve rusilih diye amen tu duasında durmamanızı öneriyorum. Yani şöyle okumalıyız. Amen tu billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi Allahi taala İkinci büyük yanlışta hayrihi ve şerrihi minallahi. Buraya genellikle minallahü deniliyor. Minallahi teala hareke esri olacak. Minallahi teala vel ba'thu ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü abdühü ve rasulü diye uzatmamız gerekli. Şimdi isterseniz baştan tekrar okuyalım. Siz de dikkatlice dinleyin. Dinlerken de gözünüz yazıda olursa daha iyi zihninize yerleşir. <Sessizlik> Allahu Ekber tu billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi Hayrihi ve en la illallah ve en ve rasülü. bu duayı ezberlemek için 10 tekrar videolarımızdan faydalanabilirsiniz şimdiden kolay gelsin hoşça kalın Allah'a emanet olun